Gidelim. Trabzon'da gemi kaptanlığı, evet, gemi kaptanlığı eğitimi veriliyor. Oradaki fakültede ilginç detaylar var. Şimdi arkadaşlarımız bize aktaracak. Fatih Doğan Deniz Bilimleri Fakültesi'nde çok güzel şeyler oluyor. İlginç gelenekler var. Mesela onlardan biri gözüme çarptı şimdi. Tabii ki bu detay ama o ana kısımlarını zaten Fatih Doğan aktaracak. Gemide her pazar günü öğleyin kuru fasulye çıkarmış. Bu bir gelenekmiş. Evet. Böyle ilginç şeyler de var. Doğru. Tabii ki oradaki mezunlar her zaman iş bulabiliyorlar. Dünya genelinde o mezunları bekliyorlarmış. Gidelim şimdi Trabzon'a. Muhabir arkadaşımız bize oradaki detayları aktarsın. Ne güzel şeyler oluyor Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde. Evet Ertan Ömeroğlu, senin de bahsettiğin gibi şu anda Karadeniz Teknik Üniversitesi Deniz Bilimleri Fakültesi'nde köprü üstü simülatöründe bulunmaktayız. Yanımızda çok değerli konuklarımız var. Arkamızdaki simülatörde aslında size çok yakınız. Fiili olarak uzak olmuş olsak da şu anda simülatör Marmara'dan içeriye girdi gemimiz. Simülatörde canlandırılan senaryo gereği ve boğaz geçişi gerçekleştirecek. Bu geçişle ilgili burada görev yapan öğrencilerimiz var. Bu öğrenciler geminin seyri seferini düzgün bir şekilde gemiyi hareket ettirip boğazdan geçişini sağlayacaklar. Şu anda yanımda Deniz Bilimleri Fakültesi'nin dekanı Profesör Doktor Kadir Seyhan Bey var. Evet efendim, siz neler söylemek istersiniz? Üniversitenin bünyesinde güzel bir simülatör var. Bildiğim kadarıyla tek simülatör de bu değil. Öğrenciler burada uygulamalı olarak eğitimler almaktalar. Ne gibi faaliyetlerde bulunuyorsunuz? Teşekkür ediyorum. Dünya ticaretinin %90'ı denizlerden sağlanıyor. Bu da yetmiyor. 3 milyar insanın üstünde dünyada besin ihtiyacını denizlerden sağlıyor. O nedenle mevcut kaynaklarımızı, seyri seferi, bu ticareti en iyi şekilde gerçekleştirmek için iyi bir eğitim vermek durumundasınız. Evet. Üniversitemiz, ülkemizde bu anlamda en iyi eğitimi yüksek öğrenim sistemi içerisinde sağlayan kurumlardan bir tanesi. Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde Deniz Bilimleri Fakültesi'nde 5 bölümümüz var. Bunlardan bir tanesi şu anda içinde bulunduğumuz Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği, Gemi İnşaatı Mühendisliğimiz var, Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Mühendisliğimiz var, Deniz İşletmeleri Yönetimi Mühendisliğimiz var, bir de Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği bölümümüz var. Ki bu bölümdeki öğrencilerimiz Türkiye'de bu eğitimi gören muadili okullarda simüle edilebilecek programla eğitimi alabilecek altyapıya sahip tek programımızdır. Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği programı. Hal böyle olunca da Türkiye'deki mevcut öğrenci kardeşlerimizin buraya gelmesiyle, tercih etmesiyle birlikte burada sağlıklı bir eğitim almakta 4 yılın sonunda mezun olup dünyanın dört bir tarafında hem fakültemizi hem de üniversitemizi ve de ülkemizi temsil kabiliyetini geliştirmekte ve temsil etmekteler. Evet hocam, şimdi isterseniz diğer konumuza dönelim. Fakültemizin hocalarından Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölüm Başkanı Sayın Ersan Başar hocamız var. Hocam, siz neler söylemek istersiniz eğitimler konusunda? Denizcilik eğitimi Uluslararası Denizcilik Örgütü'nün düzenlemiş olduğu kurallar çerçevesinde yapılmakta. Dünyanın her yerinde denizciler belli standartlarda eğitim almakta ve bunu aldıkları eğitimler çerçevesinde dünyada sularında gemileri yönetmekteler. Bundan dolayı bu standart eğitimlerde bu tip eğitimleri veren okulların belli kurallar çerçevesinde altyapı, öğretim elemanı, laboratuvar gibi altyapılarında belirli, en az belirli kuralları var. Bunları bulundurmak zorunda. Bölümümüzde Karadeniz Teknik Üniversitesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisi bölümü de kurulduğu günden beri bu kuralları en üst seviyede yerine getiren bir okuldur. Şu anda da köprü üstü simülatöründe bulunuyoruz. Öğrencilerimizin bir boğaz geçişi eğitimi de yani şu anda. Hocam şu anda Kız Kulesi'ni görüyorum arkadaki ekranlarda. Yaklaşıyoruz oraya doğru. Evet, bu simülasyon sistemleri, birçok yerin simülasyonları var elimizde, bunları kullanıyoruz. Şu anda da İstanbul Boğazı'nın girişindeyiz. Kız Kulesi'ni bordolayacağız ve dönüşü yaptıktan sonra boğaza girmiş oluyoruz. Tabii boğaz geçişi zor ve tehlikeli geçişlerden bir tanesi. Özellikle İstanbul Boğazı yılda ortalama 50 bin bir geçiş yapıyor İstanbul Boğazı'ndan. Bundan dolayı da çok riskli ve gemi trafiğinde yoğun olduğu bir su yolu. Dar oluşu, meteorolojik ve oşinografi şartlarında zor oluşu gemi geçişini oldukça zorlaştırmakta. Tabii İstanbul Boğazı gibi etrafında 15 milyon insanın yaşadığı, ekonomik değeri çok yüksek olan ve çok kalabalık bir insan kitlesi bulunduğu bölge
birçok geminin geçmesi tehlikeleri yanında barındırıyor. Evet. Hocam isterseniz kaptanımızın yanına gidelim. Bakalım o neler söylemek ister. Evet. Nasıl gidiyor sefer? İyi gidiyor. Şu anda bu içinde bulunduğumuz gemi ne gemisi? Kuru yük gemisi. 50 bin tonluk. 50 bin tonluk. Evet. Nereden hareket etti? Nereye gidecek? Hangi limana varacak? Mersin'den kalktık. Romanya'nın Köstence Limanı'na gidiyoruz. Tahliye için. Evet. Gemide kaç personel var? Şu anda 18 personel var. Peki bu sefer sırasında sizi zorlayan bir durum, bir şart oldu mu? Henüz olmadı. Henüz olmadı. Evet. Güvertede çalışan, kaptan köşkünde çalışan diğer arkadaşlarımız şu anda neler yapıyorlar? Onlar hakkında bize biraz bilgi verir misiniz? Bir arkadaşımız şu anda mevkiyi koyuyor. Bulunduğumuz pozisyonu sürekli harita üzerinde takip etmemiz gerekiyor. Diğer arkadaşımız da etkin gözcülük yapıyor. Bu konum belirleme harita üzerinde yön tayini ne gibi avantajlar sağlıyor? Bulunduğumuz yerde seyrederken cihazları takip ediyoruz. Ama bunun dışında problem yaşamamak için, yani cihazlarda sorun olursa hazırlıklı olmak için aynı zamanda harita üzerinde de takip etmemiz gerekiyor. Evet, teşekkür ediyoruz. İyi seyirler diliyoruz. Teşekkürler. Arkadaşlarımızın yanına gidelim. Evet, kolay gelsin. Sağ olun. Şu anda ne yapıyorsunuz? Şu anda ben GPS'den elimize boylamımıza bakarak kendi gemimizin mevkiini saptıyorum. Bu şekilde gemimizin deniz üzerinde nerede olduğunu, hani şu şekilde fix mevki dediğimiz mevkiyle üzerine saatimizi atarak mevkimizi koyuyoruz. Evet. Yani şu an bizim gemimiz burada. Evet. Bizim için daha sağlıklı bir seyir yöntemi sağlıyor. Tahmini ne kadar sürede boğazı geçmeyi planlıyoruz? Tahmini 3 saatte boğazı geçmeyi planlıyoruz şu an. Evet. Bu tarafta ise radarımız var. Diğer gemilerin bize göre pozisyonlarını, yani hızlarını, kerter hızlarını, enlemini, boylamını daha emniyet bir seyir yapmamız için radar cihazımızı kullanıyoruz. Evet. Örneğin şu gözükenler diğer gemiler. Diğer gemilerin bize doğru gelişi. Örneğin biz şu an sıfır derecesine gidiyoruz, sıfır rotasına gidiyoruz. Evet. Şu anda içinde bulunduğumuz simülatör aynı zamanda birebir sallanıyor. Geminin normalde içinde nasıl seyrediyorsak aynı o şekilde bir his uyandırıyor bizlerde. Birebir yaşıyoruz, yani birebir senaryolar aynısı. Evet, siz burada neler yapıyorsunuz? Merhaba, ben burada aktif gözcülük yapıyorum. Şu anda Kız Kulesi Şamandırası'nı bordaladık, sancak bordamızda. Evet. Bu aktif gözcülük sayesinde makinelerin veya cihazların hata yapma ihtimaline karşın gözümüzle birebir takip ediyoruz olayları. Bu şekilde kaptana haber veriyoruz. Kaptanı sürekli bu durumdan haberdar etmeliyiz ki yani kaptan selametli bir seyri sağlasın. Bizim amacımız bu. Bize bir örnek gösterir misiniz burada şu tabii anda? Ki. Burada tabii ki normalde gözcülük yaparken kendi gözümüzle bakıyoruz tabii, ama burada örneğin Kız Kulesi'ni gözlüyorum. Zoom yaparak simülatöre böyle bir özellik eklenmiş. Kız Kulesi Şamandırası'nı burada görüyoruz. Yine aynı şekilde. Bu şekilde gözcülük yapıyoruz. Tabii cihaza da güvenmiyoruz. Sürekli gözümüz şeylerde olacak. Gemilerde, etrafta olacak. Evet. Bu şekilde gözcülüğü sağlamaya çalışıyoruz. Hocamı çağıralım tekrar. Hocam, şimdi burada öğrencilerimiz uygulamalı olarak eğitimi görüyorlar. Peki bu eğitimin kontrolü sağlanıyor mu? Tabii şu anda normalde simülatör eğitimi yapmadan önce öğrenciler yapacakları uygulama ile ilgili bir briefing alıyorlar ve yapacakları şeyi önceden planlıyorlar. Daha sonrası simülatör sistemine girdiklerinde biraz sonra göreceğiz. Hoca odası da kontrol merkezinde gerekli hoca orada oluyor ve tüm buradaki şu andaki tüm konuşmaları, görüntüleri, hareketlerin hepsini kayıt altına alıyor ve içeriden müdahale edebiliyor. Ve burada yapılan tüm işler kayıt altına alınıyor. Simülasyon bittikten sonra, simülatör eğitim bittikten sonra tüm öğrencilerle birlikte öğretim elemanı bir briefing yapıyor. Bu briefingde de yapılan simülasyonda neler yapıldığı,
hatalar neler, bunları görüyor. Şimdi içerideki hoca odasındayız. Burada görmüş olduğumuz sistem bütün aslında senaryonun kontrol edildiği, senaryonun üretildiği yer. Bu simülasyonda yapılacak hedefler doğrultusunda öğretim elemanı doğal olarak bu senaryoyu hazırlıyor. Yapılacak işleri belirliyor. Böylelikle öğrencilerin nasıl çalıştığını içeride gözlemliyor ve kayıt altına alıyor. Simülatör sistemimizde öğrencinin içeride kullandığı, simülatörde kullandığı bütün cihazların burada bir eşi var ve burada öğretim elemanı da gözlemliyor. Hocam, Fatih Doğan bizi duyuyor mu? Bilgiler için. Şimdilik yayınımızı burada bitirmek istiyoruz. Evet Ertan Ömeroğlu, duyuyorum sizi. Fatih Doğan, teşekkürler. Güzel bir yayın oldu. Oradaki bütün öğrencileri, tabii ki öğretim görevlilerini kutluyoruz. Trabzon'daki gemi Boğaz'ı geçti, yanı başımızdan geçti. O da güzel bir enstantaneydi, evet, bizim için. Teşekkürler, kolay gelsin. Biz de buradan görmüş olduk yani.